Fight for my attention, for your ascension, you must prove it. Cause if you can find it, you don't confine it, you let it move. Make way for the genie, scream for the dream, make come. Selamün aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün neredeyim? Bugün güzel Augsburg şehrindeyim arkadaşlar. Şöyle bir tur atalım. Evet arkadaşlar, Augsburg nerede? Tabii ki yine Almanya'dakiler bilen biliyor ama Türkiye'dekileri dostlar için. Arkadaşlar Augsburg Güney Almanya'da kalıyor. Bavyera eyaletinde kalıyor. 270 bin nüfusu var. Bavyera eyaletinin Münih, Nürnberg'den sonra 3. büyük şehri. Çok güzel gezilecek yerleri var. Biraz şöyle bir araştırdım. Fugaray diye bir yer var. Yani sosyal konutların olduğu bir yer. 500 bir küsürde ya 10 ya 15'te yapılmış arkadaşlar. Güzel bir belediye binaları var yine 1500'lü yıllardan. Çok güzel bir kapalı yolları var. Oraları size gezdirmeye çalışacağım. Karşımda da bu tam olarak araştırmadım da ne çeşmesi. Çok güzel bir çeşme var. Arkadaşlar gezecek, gösterecek yer çok. Bir günümü buraya ayırdım inşallah. İlk önce Fugaray'dan başlayacağız. Ondan sonra şehir merkezine gideceğiz. Oradan artık sırayla gezeceğiz beraber. Şimdiden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bir de like atarsanız kanalım daha çabuk büyür. Bu tür videolar hoşunuza giderse mutlaka abone olun, bana destek verin. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Augsburg'a ilk gezimizi başladığımız yer Fugaray. Yani Augsburg'a gelip de burayı görmemek gerçekten olmazdı. Şimdi buranın özelliği arkadaşlar, şöyle bir kısa göstereyim. Şimdi arkadaşlar buranın özelliği, buralar hepsi sosyal ev olması. Jakob Fugar diye birisi, şu arkadaş, şöyle göstereyim. Bu arkadaş 1514 senesinde bu Augsburg'da yaşayan dar gelirli vatandaşlar için böyle bir mahalle inşa ettirtiyor. Kendisi bayağı bir zengin de birisiymiş. Burada dar gelirli insanlar için barınma imkanı sunuyor. Buradaki oturan insanlar hiçbir zaman kira ödemiyor arkadaşlar. Ödememiş de şimdi de ödemiyorlar. Ayda sadece 80 sent ödüyorlar. Artı kira olarak da geçen bu Jakob Fugar'a günde 3 kere dua etmek görünürüz arkadaşlar. Ya meşbur kalmadık. Yani gerçekten müthiş bir yer. Hoşuma gitti burası. ...67 tane bina var. Bir kısmını gezeceğiz, size göstereceğim. 140 tane de daire var. Tamamında insan oturuyor. Buraya geldiğiniz zaman 6,5 euro giriş ücreti var. Ama inanın girdiğinize değecek. Şimdi arkadaşlar bu mahallede böyle müze şeklinde örnek bir tane daire var. Bu dairelerin kaç oda büyüklüğünü falan görebileceğiz. Şimdi içeri girip bir gezelim. Uzun boylular için yapılmamış. Yani odaları bayağı küçük. İşte böyle müze şeklini çevirmişler.
Yağ feneri. Ya işte böyle. Evet, mahallenin içinde böyle güzel bir park var. Gerçekten hoş bir yer. Şurada yine Josep Fugar'ın büstü. Dostlar, yine bu mahallenin içinde bu mahallenin bunkarı var. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bu uçaktan gelen bombalara karşı sığındıkları yer. Şimdi oraya iniyoruz. Burayı yine böyle müze gibi yapmışlar. Arkadaşlar, bu görseller de buraya ait. 2. Dünya Savaşı'nda gördüğünüz gibi buralar her yer yıkılıp dökülmüş. Ama yeniden aynı eskisi gibi inşaat edilmiş. Arkadaşlar, burası da Jakob Fugger tarafından vakfa bağış edilen sertifika. Burada da arkadaşlar bu binalarda oturan insanların ailelerin ismi yazıyor. 16. 17. 18. 19. 20. yüzyıla kadar belgelenmiş. Bu da tuvaleti o zamanın. Arkadaşlar, şimdi biraz buradaki insanlarla görüştüm de gözükmek istemiyorlar. Buranın genellikle sakinleri tek başına yaşayan ihtiyar insanlar, yani dar gelirli insanlar. Gerçekten burada yine sordum, günde 3 tane duaya duruyorlar. Darısı bizim başımıza. Yani gerçekten böyle hayırsever insanlar bizde de lazım. Evet arkadaşlar, Augsburg'un tam merkezi burası şu anda. Marktplatz, yani pazar yeri diye geçiyor. Şimdi arkadaşlar, bu karşıda gördüğünüz gerçekten müthiş bina. Augsburg'un belediye binası. Bu gördüğünüz kule de ismi Ferlachturm arkadaşlar. Dostlar, bu kule 10. yüzyılda yapılmış. 258 tane basamağı var. Buna isterseniz yukarı çıkabiliyorsunuz. Vallahi buradaki arkadaşlar da bir şeyi protesto ediyor ama ne protesto ediyor bilmiyorum. Arkadaşlar, burası belediye binasının içi. Buraya kadar girilebiliyor. Seslere benziyor şu yukarıdaki galiba.
Hepsinin kafaslarında bir şey var. Müthiş bir çeşme. Gerçekten müthiş. Çok büyük. Üstündeki Roma ama Sezar'a benziyor sanki. Bu girdiğimiz cadde Maximilian Straße. Maximilian Caddesi. Dostlar burayı İstanbul'un İstiklal Caddesi olarak görebilirsiniz. Yani markalar, alışverişler, kafeler, burada her şey mevcut. Şimdi burada biraz bir yürüyüş yapacağız. Maximilian Straße'ye girdik. Maximilian Straße'nin tam başında bu bina var arkadaşlar. Dostlar bu bina Dokumacılar Binası ismi. Weberhaus. Zamanında 1389 yılında burası imar edilmiş. Bu evde dokumacılar yaşarmış. Yani aynı bizim eskiden olduğu gibi hani Dokumacılar Çarşısı, işte Demirciler Çarşısı gibi. Dostlar gördüğünüz gibi bina aynı tablo gibi. Üstü komple resimlerle donatılmış. Weberhaus. Shine bright up all night, we'll never slowing down.